Bir son dakika var. Ona hemen aktaralım. A milli takımda Umut Meraş sakatlandı bilgisi var. 25 yaşındaki oyuncunun yerine Rıdvan Yılmaz çağrıldı. Tabii bu Beşiktaş'ı da ilgilendiren bir durum. Sercan Dikme telefon hattımızda. Sercan, nedir Umut Meraş'ın sakatlığı? İyi yayınlar, kolay gelsin. An milli takım kampımızdaydı Umut Meraş. Dünkü antrenmanda sakatlandı. Alt adalesinde bir problem var. En az 10 gün sahalardan uzak kalacak. Tabii bu sakatlık hem Beşiktaş'ı hem milli takımı da etkileyen bir durum. Umut Meraş şu an Nevzat Demir tesislerine artık gidecek. Sağlık kontrolleri için, tedavisi için. Umut'un yerine de Rıdvan A milli takım kadrosuna çağrıldı ve eklendi. Hem Beşiktaş'ı hem de milli takımı doğrudan etkileyen bu haberi A Spor ekranlarında paylaşmış olalım. Teşekkürler Sercan aktardıkların için. Ben de milli takımla ilgili bir haber verebilir miyim? Tabii ki. Sercan Sercan hattaydı gitti. ama bu akşam kalede Altay olacak. Kalede Altay olacak. Evet. Peki. Bence hak ediyor bu arada. Ya olabilir ya, Altay da çok iyi kaleci. Şu an Uğurcan Altay da çok iyi kaleci. performansıyla yani Uğurcan'ın önünde, yani Uğurcan benim için farklı bir kategori. Yani bugün biz Manchester City'ye, Liverpool'a yakıştırdığımız çok özel bir isim. Ama Uğurcan, kabul edelim ki Avrupa Şampiyonası mı, Uğurcan'ı biraz geriye götürdü. Transferi de bekleniyordu aslında. Olacak diye bir beklenti içine girmişti. Şu an Altay daha hazır gibi gözüküyor. Altay'la başlamak bana göre doğru karar olur. Peki, Umut Meraş konusu tabii ki sadece milli takım açısından değil, dediğimiz gibi Beşiktaş için de çok önemli. Yeni transferi Beşiktaş'ın ve anladığımız kadarıyla yaklaşık 2 haftalık bir süreçten söz ediyoruz. Bugün solda şey Dönüş oynar ama maçında zaten Ezgi. Rıdvan Yılmaz sahada olabilir. Tabii durumunu takip Yok, edeceğiz. sağda Mert, solda Mert'i oynatacak bugün. Hayır, ben Beşiktaş açısından söyledim. Şu an. Şu anda milli Ya takımda Rıdvan Yılmaz oynuyor. Rıdvan'ın ben Umut'tan daha kötü bir sol bek olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle bence Rıdvan daha iyi. Yani daha iyi. Umut Rıdvan daha Meraş iyi. bekleme sol beki yani. Beklenen oyunlarda. Umut'un ben çizgiye indiği bir tane pozisyon hatırlamıyorum ya. Bir pozisyonda çizgiye in. Ama Yok. Sergen Hoca öyle Yalçın istiyor. zaten Gitme diyor Rıdvan zaten. Yılmaz'dan vazgeçtiğini söylemedi. Rıdvan Yok çok yok. daha iyi. Yani tabii ki Orada bir geçmiş olsun Umut alternatif. Meraş'a. Tabii Ama ki. oyunla katkı anlamında Beşiktaş'ın çok şeyi kaybetmeyeceğini, aksine bana göre Rıdvan'la Beşiktaş'ın daha üretken olacağını düşünüyorum ben. Türkiye Ligi Peki, maçlarından bahsediyorum. Beşiktaş'a geldiğimizde daha detaylı konuşuruz tabii ki ama bu son dakika gelişmesini aktarmış olalım. Şimdi Fenerbahçe'ye geri dönecek olursak forvet transferi dedik. Onu çok konuşamamıştık. Şimdi menajerlere girince Ama çıkamıyoruz Ali Bey öyle bir işin şey dedi içinden. ki Ezgi çok önemli yani. Evet, onu konuşmuş olduk, söylemiş olduk ama bir forvet transferi dedi. Şimdi ismi bilmiyoruz tabii. Yani bu Bence sezon de haber almak Fenerbahçe'den Rossi'yi çok biliyor kolay muyduk? değil. Rossi'yi Rossi'yi de biliyor bilmiyorduk, muyduk? hayır. Bilmiyorduk. Bence Pereira ve Ali Koç, bir de Selahattin Baki herhalde. Üçü Evet. birlikte hareket ediyorlar. Muhabirlerimizi de böyle açığa düşürüyorlar. Ama işte kulüp menfaatidir, şudur budur. Anlaşılabilir bir şeydir bu. Muhtemelen daha da iyi yapıyorlar. Gazetecilik becerisi gösterip öğrenebilirse. Düşük olmasının nedeni onun kötü oyuncu olmasından kaynaklanmıyor. Başka nedenler var diyorum. Hayır, Tamam. işte Oyuncu Fatih Terim de gitmek ama istiyor. Fatih Terim de Oyuncu yok Galatasaray'da mesela. mutlu değil. Sen gitmek isteyen, Galatasaray'da kalmak istemeyen bir oyuncu zorla tutabilir misin? Neden gitmek istediğine dair sorunun doğru cevabını bulup o konuda onun üzerinden mi tedavi etmeye Ya çalışırım ben söylüyorum. teknik Tedavi adamıysam? diyorsunuz. Fatih Terim diyor ki mesela Galatasaray forması da ilaç olmuyorsa, bunu bu arada bütün forvet oyuncuları Ama için söyledi, yani hem Cahin'e hem de Ezgi Muhammed için. sanki Mustafa Muhammed'e O zaman yedek kulübesinin bir yanında sezon oturur boyunca derdi. şans verildi de şansını değerlendiremediği gibi algılanıyor. Öyle bir şey değil ki çocuk 3-4 maç oynadı, kötü oynadı. Sonradan girdi. Olabilir ya, bu dönemsel bir şeydir. Biz hepimiz onun kalitesi konusunda bir kuşku taşımıyoruz, değil mi? Evet. Ben de diyorum ki ya göz göre göre Premier Lig'i kariyerine eklemesi çok muhtemel bir oyuncuyu aldığın paraya veriyorsun. Büyük bir şans bu Galatasaray için. Büyük bir şans yani. 4 milyon. İşte toplam Ben maliyet kişisel olarak 5.6 milyon dolar. Muhammed klasında bir oyuncu hani bulmak çok zor. Almaya çalışsanız 15-20'den aşağı Öyle alamazsınız. santrforu yok Ama artık. oyuncuyu menajerleri, çevresindekiler yanlış yönlendirirse bu Galatasaray'ın yaratmak istediği ekip ruhuna, takım ruhuna, genç bir takımdan bahsediyoruz, zarar verir. Yani elinizde evet mükemmel bir oyuncu var ama takım bütünlüğüne zarar veriyorsa bazı şeylerden de vazgeçersiniz. Yoksa Galatasaray'ın 6 milyon euro falan para değil ya Şunu söyleyeyim Muhammed'in. sadece. Galatasaray'ın rakiplerinin tümü Mustafa Muhammed'in gitmesinden mutlu olur. Tabii ki. Bu kadar basit. Tabii ki. Peki şimdi kalıyor takımda. Ne olacak? Belli Bundan sonrası 8'ine kadar için gitme beklentiniz ihtimali en büyük hata burada.
Gidebilir hala değil mi Nevzat? En büyük hata burada yapıldı. Yok. En büyük hata burada yapıldı. Böylesine önemli bir ismi bu kadar, yine de rakamsal bazda baktığımızda yüksek rakamlara satmayı, üstelik de son gün göze alıyorsanız bu işi başarmanız lazım. Yani bu iş olmadıya gelmemeli. Bunun Galatasaray'a zararı olur. 7 milyon euro yüksek rakam mı? 6 milyon euro. 6. 6 milyon euro. Bordo'ya. Evet. 6'yı aldın, 6'ya sattın. Ne anlattın? Abicim işte? Mesele o değil ya. Türkiye ekonomisi açısından 6 milyon euro iyi bir para. 6 ya milyon euro. 6 milyon euroluk yüksek bir meblağa bu oyuncu. Bana göre 15-20'dir bu arada. Yani o 6 milyon euro ben de şaşırdım. Ama oyuncu gitmek istiyor. İlla yani gideceğim diye diretiyorsa, kalmak istemiyorsa zaten yapacak bir şey yok. Oyuncu gönderirsin. Mutsuz yani sonuçta. Mutsuz peki, olmasının... bu kadar gitmek isteyen bir oyuncu, bu kadar mutsuz işte, bir oyuncu. Şimdi bundan sonra ne yapacak? Onu söylüyorum. Yani tane tane söyleyeyim o ne zaman. Araya bir soru tane söyleyeyim, tane oradan söyleyeyim. Devam et. Ben de bir soruyu bir sormuş olayım, girmeyeyim araya tekrar. Sana göre takım içinde Mustafa Muhammed kendisine bir mobbing uyguladığı duygusuna kapılmış mıdır? Kim mobbing uygulayacak ya? Oyuncular da yok hoca yapmaz tarafından. Onu. Oyuncuları tarafından. Ya, hayır. Yani onu kim uygulayabilir ki takımda? Cagney mi uygulayacak? Ne bileyim. Ya, çocuk niye gitmek istiyor sorusuna cevap arıyorum ben. Mobbingin kralı Cagney uygulandı. Gelip oynuyorsan oynuyorsun zaten yani. Bu başka bir karakter. Çok lider başka bir karakter. Başka bir karakter ama en büyük mobbing ona uygulandı. Evet, takım doğru, içerisinde. Doğru. Muhammed ise yani el üstünde tutulan, taraftarını çok sevdiği, kredisi hep daha fazla olan, hatta burada işte olimpiyatlara bile gitmemesi istenen ki gitmedi, Galatasaray'da kaldı vesaire. Bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama işte bir süreç tekrarlamaya gerek yok. Yani tek bir madde ve açılımı vardır. Menajerler oyuncu yönlendirdiler. Galatasaray'da farklı bir role büründü. İlk geldi etki, muazzam bir etki yarattı ama Galatasaray'a ikinci bir Ribery vakası yaşatılmaya çalışıldı. Şimdi böylesine önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Mustafa Muhammed transferi. Kritik bir pozisyon, forvet pozisyonunda. Evet. Son gün göndermeyi göze alıyorsanız ve rakamlar her şeyde anlaşıyorsanız göndereceksiniz. Gönderemiyorsanız bunun yansımaları çok olumsuz olur. Şimdi bu saatten sonra ne olacak dedim. Evet. İşte Galatasaray şu an çok kritik bir döneme girdi. Muhammed gidemediği için üzgün. Galatasaray satamadığı için üzgün. Ortada yani herkesin kaybettiği bir masa var. Yani kim, şu aşamada Muhammed gelecek takımda büyük motivasyonla oynayacak, takımın birinci forvet olacak diyebiliyor muyuz? Hayır. Hala ben bu takımda Halil potansiyel olarak, ama şu an takımın, bana soracak olursanız fiziksel olarak da şey olarak da şu an takım bir numaralı forveti Mbaye Cagney'dir. Kabul edelim. Yani Şampiyonlar Ligi vesaire belki yok ama Galatasaray Avrupa Ligi'nde olacak. Ligde o fiziksel kalitesiyle, fiziksel gücüyle beğenmediğiniz Cagney sizin şu an bir numaralı forvetiniz durumunda. Muhammed konusunda ise yani problemin tek taraflı olduğunu düşünmüyorum. Sadece Zamalek işte peşin para muhabbetine kaynaklandığını düşünmüyorum. Bu iş böyle son dakikaya bırakılan bir işin de gerçekleşmesi gerekir. Galatasaray açısından da bu bir hatadır. Yani kendi oyuncusunu değersizleştirdi ya. Oyuncu değersizleşti. Şimdi mutsuz. Yani gidemediği için o da bunu kafasına takacaktır. Oyuncuyu kazanmak gerekiyor bir nokta.